Merhaba arkadaşlar ve öğretmenlerim ve beni dinleyecek herkes. Ben size bugün Samsun Vezir Köprülerisi'ne ait Semafer'in tanıtımı için Sebahattin Usta'ya birkaç soru sordum. Ve bu soruları da Sebahattin Usta'mız yanıtlayacak. Sebahattin abi kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldin. Bu işi uzun süredir yapıyorsunuz. Evet. Ve bu size nereden kaldı, kimden kaldı? Benim babam mesleği değil, benim babam farklı bir meslek yapıyor. Ustadan, çağrı olarak başladım. Bir ustanın yanında. Kimdi? Ustamın ismi Mustafa Ersoy. Anladım. Ortadan öğrendik. Peki bunu nasıl yapıyorsunuz? Ne şekilde? Semaverimiz şöyle dikdörtgen, yaşlı semaveri köprü, yaşlı semaver diye geçiyor. Tamamen el isimli, el emeği. Yüzü köprüye özgü, coğrafya işareti şu anda. Semaverimiz bizi köprüden başka bir yerde yapalım diyor. Ha, farklı yuvarlak modellerde, silindir şeklinde, farklı modellerde, farklı illerde yapılıyor. İlçelerde yapılıyor. Ama bizimki sadece buraya ait. Tamamen ilişkili yerleri. Güzel kısmı var. Üzerinde dövülerek kapatmak. Üzerinde dövülerek yapılıyor. Gövdede de silindir. Silindirde şekil veriliyor. Orada makinamız var, küçük makinalar var, onlar da dediğin gibi elemeği olduğu için makinalarımız da küçük. Yani şöyle söyleyeyim, 4-5 metrekare bir dükkanda bu işi yapıyoruz. Dükkanlarımız farklı büyük dükkanlar veya büyük bir atölye değil, elemeği olduğu için. Kaynak olarak da lehim, kalayla kurşun karışımını kendimiz ayarlıyoruz yani biz o lehimi. Onlardan kullanıyoruz, kaynak olarak da bu. Tek hazır aldığımız yer musluk. Musluklar farklı karşılıyor. Çünkü musluk yapma imkanımız yok diyor, kalıp işin. Biraz makine işi olduğu için musluğu hazır alıp buraya montaj olarak koyduk. Diğer yerleri tamamen el işçiyle elemeyip semaverimiz 32-33 parçadan bir araya geliyor. Öncelikle parçaları hazırlıyoruz. Yani bir usta günde 2 tane veya 3 tane semaver anca yapabilir. Ama başka hiçbir sosyal faaliyet yapmamak. Sadece semaver üzerinde ilgilenirse o kadar anca yapabilir. Peki sosyal işlevi olarak bir semaver nasıl kullanılabilir sosyal işlevi olarak? Sosyal işlevi olarak semaverimiz işte önce şu küçük kapaktan su koyuyoruz. Daha sonra yukarıdan mangal kömürü, yanmış veya yanmamış kömür atarsın. Önce de bir iki tane yanmış atarsın, üzerine yanmamış atarsın. Arka tarafında havalandırması var. Yaslı model olduğu için, yatay olduğu için suyu eşit şekilde gövdeye dağıtıyor. Malzemesi de çok aşırı kalın bir malzeme değil zaten. 3 litre su alıyor. Çok çabuk kaynıyor. Kaynayan suyu çaydanlığı aldık. Çaydanlığı aldığımız burada su, ikinci suyu tekrar buradan ilave ediyoruz. Çaydanlığı buraya közü üzerine koyuyoruz. Közde pişiyor. Onun için çay daha lezzetli oluyor. Teşekkür ederim. Sağ olun. Su bölümü. İkincisi köz ateşlediğimiz bölüm. Üçüncüsü havalandırma bölümü. Bu üç bölümden oluşur. Şimdi size semaferimizin su bölümünden alabildiğince suyunu dolduruyoruz. Daha sonra su bölümünü doldurduktan sonra semaferimizin köz bölümü dediğimiz borusundan, bacasından közlerimizi atıyoruz. Daha sonra bir kağıt parçası veya bir karton yardımıyla semaferimizin havalandırma bölümü dediğimiz yerden semaferimizin içindeki olan köz bölümündeki olan közlerimizi ateşliyoruz.
Bu işlemi semaferimizin içine koymuş olduğumuz suyun ısınması ve kaynaması için yapıyoruz. Durduk. Evet arkadaşlar, semaferimiz kaynamaya başladı. Semaferimizin suyu kaynarken biz de o sırada demliğimize 4 kaşık çayımızı koyalım. 2 Bu esnada 2 dakikada semaferimizin kaynamasını bekleyelim. Semaferimiz 2 dakika kaynadıktan sonra çay koyduğumuz demliğimize suyumuzu çekelim. Demliğimize suyu ilave ettikten sonra veya 6 dakika çayın demlenmesini bekleyelim. Çayımızın demlenmesi ateşlendikten sonra 15-20 dakikamız aldı. 15-20 dakika bekledikten sonra çayımız kaynadı. Daha sonra kaynayan çayımızı demledik. Demledikten sonra yine semaferimizin su bölümünden suyumuzu koyuyoruz. Suyumuzu koyduktan sonra çayımızı demledikten sonra semaferimizin su bölümünü tekrar dolduruyoruz. Doldurduğumuz su bölümünün üzerine demliğimizi koyarız. Daha sonra 5-6 dakika hem semaferin ikinci kez kaynaması için hem de çayımızın demlenmesi için bekleriz. Semaferimiz ikinci kez kaynadıktan sonra servise hazır. Çayımızı içebiliriz. Vezirköprü ilçemize gelen bütün misafirlerimize bu bize has olan semaferimizin çayını içmelerini tavsiye ederiz. Çay içenlere afiyet olsun.